Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Namibya, resmi adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla ise Güneybatı Afrika, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan Güney Afrika'da bir ülkedir. Kuzeyinde Zambiya ve Angola, doğusunda Botswana, güney ve doğusunda Güney Afrika Cumhuriyeti ile sınır paylaşmaktadır. Zimbabwe ile sınırı olmamasına rağmen, Zambezi Nehri'nin 200 metreden daha az bir kısmı, iki ülkeyi en yakın noktalarında ayırır. Namibya, bağımsızlık savaşı sonrasında, 21 Mart 1990 tarihinde Güney Afrika'dan bağımsızlığını kazandı. Başkenti ve en büyük şehri Windhoek'tir. Namibya Birleşmiş Milletler, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Afrika Birliği ve İngiliz Milletler Topluluğu'na üye bir devlettir. Namibya 2 milyon nüfusa sahip, istikrarlı çok partili bir parlamenter demokrasidir. Tarım, hayvancılık, turizm ve mücevher elması, uranyum, altın, gümüş ve temel metaller dahil olmak üzere madencilik, Namibya ekonomisinin temellerini oluşturmaktadır. Kurak Namib Çölü'nün varlığı göz önüne alındığında, dünyada en az yoğunluklu nüfusa sahip ülkelerden biridir. Ülke ismini, ülke topraklarının büyük bir bölümünü kaplayan Namib Çölü'nden almaktadır. Ülke bağımsızlığını kazandığı dönem, ülke içerisinde yaşayan birçok etnik grup arasında ayrıma, dışlanmaya neden olmaması adına, ülkenin tarafsızlığını yansıtacak bir isim olması yönünde fikirler beyan edilmiş, sonucunda Namib Çölü'nden yola çıkarak bu isimde karar kılınmıştır. Ülke yine aynı gerekçelerle bağımsızlığı kazandığında, ülkenin resmi dilini İngilizce olarak belirlemiştir. Ülkenin kuzey bölümünde uzun ince bir şerit halinde uzanan Caprivi ucu, ülkenin Angola, Zambiya ve Botswana olan sınırının bir bölümünü oluştururken, 100 metrelik bir sınır olduğu söylenen Zimbabwe sınırı tartışmalı bir durumdadır. Ülkenin batısı tamamen Atlas Okyanusu kıyı şeritinden oluşmakta olup, 1350 kilometreyi bulmaktadır. Ülkede sınır oluşturan Orange Nehri dışında birçok nehir bulunmaktadır. Ancak Caprivi bölgesinde bulunan Kwando ve Kavango Nehri dışında yıl boyu tamamen su ile dolan ve akan nehir yoktur. Bu iki nehir dışındaki nehirler kuraklık nedeniyle su bulundurmamaktadır ve nehir yatakları yılın büyük bir bölümü tamamen gözükmektedir. Ülke topraklarının büyük bir bölümünü çöller oluşturmaktadır. Ülkenin batısında bulunan ve ülkeye ismini veren Namib Çölü'nün yanı sıra doğu bölümünde de Kalahari Çölü bulunmaktadır. Ülkede hakim olan iklim koşulları toprakların tarımsal kullanımını kısıtlamakta, yağışların az olduğu güney bölgelerde daha çok hayvancılık, yağışların daha çok olduğu kuzey bölgelerinde ise çiftçilikle geçim sağlanmaktadır. Namib'in çöl bölgesinde oluşan kumulların 200 metre yüksekliğe ulaşması ve bu alanda dünyanın en büyük kumulları olma özelliğiyle Sossusvlei bölgesine önem katmaktadır. Bu bölgenin çekiciliği, kumulların oluşturduğu yüksekliğin yanı sıra var olan yüksek orandaki nem ve güneşin oluşturduğu renkli ortamdır. Namibya toprakları, erken çağlardan beri San, Bushman, Damara ve Namaka halkları, yaklaşık 14 yüzyıldan bu yana da Bantu göçmenleri tarafından iskan edildi. Topraklarının çoğu 1884 yılında Alman İmparatorluğu himayesine girdi ve İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Alman sömürgesi olarak kaldı. Milletler Cemiyeti 1920 yılında ülkeyi Güney Afrika'nın Manda yönetimine bıraktı. Güney Afrika, Namibya topraklarında kendi yasalarını ve 1948 yılından sonra apartheid politikasını uyguladı. 1878 yılına kadar Britanya Kraliyeti altında Cape Colonisi tarafından ilhak edilen Walvis Bay Limanı ve deniz aşırı Penguin Adaları, 1910 yılında kurulan yeni Güney Afrika Birliği'nin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ülke toprakları geniş olmasına rağmen seyrek oranda bir yerleşim nüfusuna sahiptir. Namibya nüfusunun büyük bir bölümü az olan şehirlerde ve güneye göre daha verimli topraklara sahip olan kuzey bölgelerde yaşamaktadır. Ülke nüfusunun %44'ü Omusati, Osana, Ohangwena ve Oshikoto bölgelerinde yaşamını sürdürmektedir. Namibyalıların 1/3'lük bölümü, ülkenin başkentinin de bulunduğu orta kısımlarda yaşamakta olup, ülkenin güney topraklarında nüfusun sadece %7'si ikamet etmektedir. Ülkenin liman şehirleri hariç batısı ve Namib çölü civarlarında yaşayan nüfus neredeyse yok denecek kadar azdır.
Namibya nüfusu 2011 Human Development raporuna göre Afrika kıtası içerisinde yaşam kalitesi en yüksek 8. ülke konumundayken, dünya sıralamasında 120. sırada yer almaktadır. Ülkede beyazlar ve siyahlar arasındaki ayrışma, Güney Afrika'daki kadar keskin olmasa da, her iki gruba ait insanların farklı mahallelerde yaşadığı görülür. Namibya'da yerel halk muhafazakardır. Gösterişten uzak ve çok açık olmayan giyim tarzına sahiptirler. İzin almadan fotoğraflarının çekilmesine sert tepki verebilmektedirler. Özellikle devlet binaları ve askeri bölgelerde fotoğraf çekilmesi yasaktır. Ülke mutfağı, yerel kabilelerin yemek pişirme teknikleri ve İngiliz, Afrikan ve Alman etkilerle şekillenmiştir. Yerel kabileler mutfağında meyve, yemiş ve sebze kullanır. Avcılık, yerel halkın gıda tüketiminde önemli bir faaliyettir. Timsah etinden bufalo etine pek çok vahşi hayvan yerel kabilelerce pişirilir. Alman kökenli mutfakta klasik bira ve schnitzel'e rastlanır. Ülkede tarım olanakları kısıtlı olduğu için mutfak da pek gelişmemiştir. Tütsülenmiş et çok tüketilir. Sebze ve meyvelerden avokado, muz, portakal, mandalina, ananas, fıstık, domates, kivi, fasulye, soğan, patates, kereviz, tahıllardan darı, mısır, pirinç ve buğday yetiştirilir. Ülkenin genel olarak sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Subtropikal iklime sahip olan Namibya'nın çöl bölgelerinde yıl boyu sıcaklıklar hakim olmaktadır. Kış aylarında bile 25 derece ve üzeri sıcaklıklar ölçülebilen çöl bölgelerinde, en sıcak aylar olan Aralık ve Ocak aylarında sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkmaktadır. Gün içerisinde sıcaklık değerleri bu seviyede seyrederken, geceleri sıcaklık donma noktasına kadar düşebilmektedir. Ülkenin her iki çöl arasında kalan yaylalarında, iklim çöl bölgesine göre sıcaklık oranları daha düşüktür. Bu bölgelere kış aylarında kar yağabilmekte ve don oluşabilmektedir. Ülkenin Japrivi ucu diğer bölgelere nazaran, yıl içerisinde bol yağış almaktadır. Yağışların etkisiyle oluşan ve sürekli su bulunduran nehirler ve tropik ormanlar, ülkenin diğer bölgelerine göre daha nemli bir ortam oluşturmaktadır. Ülke genelinde yağan az ama öz sağanak yağmurlar genellikle Kasım ve Nisan aylarında yağmaktadır. Namibya ekonomisi, Güney Afrika ile ortak tarihleri nedeniyle iç içedir. Namibya'da büyük ekonomik sektörler tarım %5, madencilik %14, üretim %13 ve turizmdir. Ayrıca Namibya'da gelişmiş bir bankacılık altyapısı vardır. Ülkede dünyadaki en yüksek gelir eşitsizliği oranı ve düşük CSİH bulunduğundan dolayı nüfusun büyük bölümü kırsal alanlarda yaşamakta ve kırsalda yaşayan nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşmaktadır. Ülkenin sadece %1'lik bölümü tarıma uygun olmasına rağmen nüfusunun yaklaşık yarısı geçimini sağlamak için tarım yapmaktadır. Bu sebeple Namibya tarımı kendi kendisine yetememekte, bazı ürünler ithal edilmektedir. Ülkede her yıl Mart ayında kutlanan Ulusal Bağımsızlık Günü, tüm ülkeye yayılan şenliklerle bir festival havasında geçmektedir. Ayrıca, uzun yıllar Alman kültürünün etkisinde kalmanın bir sonucu olarak, Almanların meşhur bira festivali, Oktoberfest başkent Windhoek'te de Ekim ayında kutlanmaktadır.